Bize f2'nin 12'ye ve fx'in türevinin de 24 bölü x küpe eşit olduğunu vermişler ve f-1'in neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Hadi bakalım. X türünden türevi verdikleri için türevin ters türevini alarak orijinal fonksiyonumuzun ne olduğunu bulabiliriz değil mi? fx eşittir, ters türev yani integral 24 bölü x üzeri 3'e eşit olacak. Yapacağım işlemlerin daha açık ve kolay olması için bunu 24 çarpı x üzeri eksi 3 olarak yazmak istiyorum. Evet, ters türev alıyoruz yani x değişkenine göre. 24 çarpı x üzeri eksi 3'ün ters türevi nedir? Bunu bulmak için ise kuvvet kuralının tersini uygulamamız gerekecek. Kuvveti 1 büyüttüğümüzde bir kere daha yazayım. 24 çarpı x üzeri eksi 3 artı 1 bölü. Burada elde ettiğimiz kuvvet yani eksi 3 artı 1. Şunların yerine eksi 2 yazalım değil mi? Bunu da unutmayalım. Evet. Kuvvet kuralının tersinin nasıl uygulandığı ile ilgili şüpheleriniz varsa kuvvet kuralını uygulayarak bunun türevini alabiliriz. Eksi 2 çarpı 24 bölü eksi 2 24 eder. Kuvveti 1 eksilttiğimizde de eksi 3 elde ederiz. İşte bu kadar fx'in ne olduğunu bulmak üzereyiz. Üzereyiz diyorum çünkü fx'in bir de sabit terimi olabileceği için buraya artı c yazmalıyım. 24 çarpı x üzeri eksi 2 bölü eksi 2'nin türevi 24x üzeri eksi 3'tür. Ama eğer burada sabit bir terim varsa türev aldığımızda ortadan kaybolur öyle değil mi? Türevde sabit terimi görmememizin sebebi de budur. Ama az önce de söylediğim gibi fx'te sabit bir terim olması olasılığı yüzünden ki burada bize verilen bilgiler ışığında fx'in sabit terimi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet bu yüzden buraya artı c yazıyoruz. Şimdi fx'i bir kere daha yazalım. fx eşittir 24 bölü eksi 2 eksi 12 eder. Eksi 12 çarpı x üzeri eksi 2 artı c. Peki sizce bu sabitin ne olduğunu bulmanın yolu ne? F2'nin 12'ye eşit olduğunu kullanmak öyle değil mi? F2 12'ye eşitse burada x gördüğümüz yerlere 2 yazıp F2 eşittir 12 o da eşittir eksi 12 çarpı 2 üzeri eksi 2 artı c. Devam edelim 12 eşittir 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4'e eşittir. Eksi 12 çarpı 1 bölü 4 eksi 3 eder eksi 3 artı c. İki tarafa da 3 eklersek c'nin 15 olduğunu buluruz. Evet c 15'e eşitmiş. Buraya da 15 yazalım fx'i bir kere daha yazacak olursak fx eşittir eksi 12 hatta bunu eksi 12 bölü x üzeri 2 olarak da yazabiliriz. Eksi 12 bölü x kare artı 15 ve artık f eksi 1'in ne olduğunu bulmaya hazırız. x gördüğümüz yerlere eksi 1 koyarsak burası eksi 1'in karesi olacak f eksi 1 eşittir eksi 12 bölü eksi 1'in karesi 1 eder. Eksi 12 artı 15 de 3'e eşittir. İşte bu kadar. Bu 3'e eşitmiş.